Ben başkanım. Biz kusurlarımızda Türkiye aldı. Türkiye ya. Biz bu toplumsal sorumluluğumuzu 31 Mart'ta yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii partimizin genel başkanımız ve diğer Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla ülkenin sorunlarını en kısa zamanda iktidar olup çözmekte sorumluluklar ona düşüyor. Biz de taban olarak, yerel yönetimler olarak, vatandaşlar olarak da bu sorumluluğu yerine getirdik. Şehirde seçildikten sonra tarih yazmaya devam ediyoruz. Kırşehir'den güzel haberler alıyoruz. Belediye başkanlarımızın halkla olan ilişkileri çok güzel. Karşılıklı güvenin sağlanması kadar değerli bir şey yoktur. Belediye başkanımız halka güvenecek, vatandaş da belediye başkanımıza güvenecek. Bu güvenin sağlanması son derece değerli. Belediye başkanlarımızın nasıl çalışması gerektiği konusunda 7 temel ilkemiz vardı. Onu da karşınıza alıyorum. 7 temel ilkemiz. Aynı ilkelere bütün belediye başkanlarımız uyuyorlar ve uymaya da özen gösteriyorlar. Kırşehir'in Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi hem siyaset tarihimizde hem esnaf dünyasında önemli bir yeri var. Tarihsel bir derinliği var. Ahi Evran burada. Yani esnaflarımızın piri burada. Dolayısıyla onun mekanını biraz sonra ziyaret edeceğiz. Duamızı okuyacağız. Esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayan esnaflarımız. Dükkanları kapalı. Aylardır kapalı. Geçinemiyorlar. Sorunları var. Halka hizmet edemiyorlar. Arzu ettikleri destek bugüne kadar hiç sağlanmadı. Dolayısıyla orada bir yangın var. Ve onların feryatlarına bizim tercüman olmamız lazım. Dile getirmemiz lazım. Duymayan kulaklara duyurmamız lazım. Görmeyen gözlere göstermemiz lazım. Dolayısıyla bu bağlamda Ahi Evran'ın mekanında esnafın dertlerini dillendirmek de bizim boynumuzun borcudur. Biz çünkü toplumun en zayıf halkalarının tercümanı olmak zorundayız. O insanlara destek vermek zorundayız. Onların yanında durmak zorundayız. Onların bir tarafa atılmasını asla kabul etmeyiz ve doğru bulmayız. Bizleri hafif görüyorlardı, kor görüyorlardı. Siz bu konuda emekçilerin yanında oldunuz. Bize destek verdiniz. Biz de sizin yoldaşınız. Allah razı olsun. İşte CHP belediyesi geldiği zaman sizin maaşınızı alamayacaksınız. Maaş vermez diyorlardı. Sağ olsun Selahattin Başkanım. Başkanımızdan Allah razı olsun ve sizlerden de Allah razı olsun. Asgari ücret. Ürettiğiniz sürece biz her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Herkes çalışmalı. Herkes üretmeli. Herkes alın teri dökmeli. Herkes evine helal ekmeğini götürmeli. Her evde huzur, her evde bereket olmalı. Bunları yaptığınız sürece ben her zaman sizin yanınızdayım. Allah razı olsun. Her zaman, her yerde, her ortamda. Bu ülkedeki nerede bir gariban varsa, nerede kendisini kimsesiz hisseden varsa hiç üzülmesin. Ben اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم على الطريق المستقيم الهي رب الهي رب العالمين burada metun şimdi yine bakalım hocamız bir şey yapalım. Tabii. Ahi İbrahim Yeni Hazretleri 1171 tarihinde Horasan'da Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl ismi Nasruddin Mahmud'dur. Evet. Ahilik, yiğitlik, kardeşlik, teşkilatı gibi anlamlara gelir. Evran ise yılan, ejderha manasına gelir. Kendisi aynı zamanda bir doktordur Sayın Başkanım. Yılan zehrine karşı da panzehirler ürettiği için Ahi Evran Veli ismini almıştır. Evet. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizlerdir. Akıl, ahlak ile çalışır bizi geçer bizlerdir. Akıl, ahlak ve çalışmak üzere kurulmuş düsturlardan oluşur. Bizanslılar Justinianopolis, daha sonra Gül Şehri ve Kır Şehri gibi isimlerle adlandırılıyor. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Hocam. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Ay Evran, esnaf teşkilatını kuran, esnafların dostu olan, ilkelerini ortaya koyan, Ay Evran çalışmak ibadettir der. Dolayısıyla çalışmak kadar değerli bir şey yoktur. Çalışmak ibadetse, alın teri dökmekse, helal kazanmaksa, dolayısıyla Ahi Evran'ın değeri günümüzde çok daha önem kazanmaktadır. Ziyaret ettik makamını, duamızı okuduk. O bu topraklara ışık getiren bir Horasan erenidir. Bütün Horasan erenlerini de bu vesileyle saygıyla anmak isterim. Genel Başkanım, Kırşehir'imize hoş geldiniz. Eyvallah. Bize şeref verdiniz. Çok hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Halkçı Belediye Başkanımız bize yuva yaptı. Allah işini nasip etsin. Sağ olsun Belediye Başkanımız. Şu fakir ağana bize geldiğiniz için sizden şeref duyuyorum. Sayın Başkanım. Sizlerle beraber olmak benim için onur ve şeref meselesi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz her zaman kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa benim başımın üstünde yeri var. Hele Ahi Evran'ın olduğu yerde bu çok daha önemli. Çalışmak ibadettir diyor. Ve çalışıyorsunuz. Siz de arkadaşlar. Ürünler gayet güzel. Evet, çok sevsemen. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Kendi yapıyorsunuz. Restoran da burası Sayın evet. Genel Başkanım. Restoranlar bilen paket servisten başka bir şey yapamıyor. Kapalı. Kapalı. Efendim burada bir abimiz var. Çok merak ediyor. Günlerdir yani. Sadece. Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkürler. Şey. Kaç yıllık ustası? 30. 30 yıllık. Maşallah. Maşallah. Çoluk çocuk? 3 elinden efendim. 2 oğlan bir kız. Ne yapıyorlar? Boş geziyorlar. Ne yapacaklar? Boş geziyorlar. Evet. Yani sen bakıyorsun. Onlara. Ben bakıyorum. Evet. 1800'den nasıl bakabilirim? Evet. Elektrik gelmiş 250 milyon. Doğal gelmiş 850 milyon. Evet. Koymuş zam 150 milyon. Başkanım çok haklı var. Sıkıntı var. Sıkıntı büyük. Sıkıntı var. Büyük. Haklısın. Haklısın. Ama değiştireceğiz. Umutsuz olma. Bekliyoruz. Moralini bozma. Biz bunu bu düzeni değiştireceğiz. İnşallah. Aktan İnşallah. Yana, İnşallah. Emekten yana, alın terinden yana, üretenden yana, çalışandan yana. Ahi Evran diyor ki işte çalışmak ibadettir. O zaman çalışanı destekleyeceğiz. Kesinlikle. Evet. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olasın. Baksın çıksın şöyle rahatlıkla. Hadi çıkalım abi. Kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. 3 kişiyiz. Sen gelin. Evet. Çocuk manevi nasıl etkiledi? Çok etkiledi. Yani %25'e düştü az kişiler. Ciro olarak. Evet evet. %7. %25. Hayır. Kira. Kira. Aynen. Bir de sopar sorunuz var. Evet. Evet. Neyse. Sizler de iyisiniz. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Sizler iyi olduğunuz sürece biz iyiyiz. İnşallah. Sizler kazandığınız sürece biz hızlı hareket edeceğiz arkadaşlar. Sizler ürettiğiniz sürece biz iyi olacağız. Siyaset bunun için yapılıyor. Yani. Herkes iyi olursa biz iyi oluruz. Yani bir yerde bir sorun varsa, bir dert varsa onunla ilgilenmek gerekiyor. Bu hepimizin ortak göreviniz. Siz kazanacaksınız ki memlekette huzur olsun. Memlekette bereket olsun. 30 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. 2 üniversite okudum. 2 üniversite? Evet, 2 üniversite okudum. Muhasebede çalıştım ama kadın olduğum için işte sürekli şey yaptılar. İşte mesela bir yer iş görüşmesine gidiyordum. İşte diyorlardı ki işte evlenmişsin, bekar mısın gibi şeylerle karşılaştım. Evet. Sonra ben de pastacılık sektörüne atıldım. Şu an pastacı çırağı olarak çalışıyorum. İşte kafalık almaya çalışıyorum. Kendimi... Orada nasıl şeyiniz, çalışma şartlarınız nasıl? İşte başkanım ben işte Mada'da çalışıyordum. Evet. İş kazası geçirdim. Onlar da beni raporluyken işten attılar. Şimdi iş mahkemesine verdim. Şimdi burada bir, şimdi Kırşehir'deyim. Normalde İstanbul Ataşehir'deydim. Evet. İşte şu anda pandemiden dolayı... Aile burada mı? Ailem burada. Ailemle evet. Geçiniyorum. Yani evet. İş bulamadım. İşte böyle yani Ataşehir Belediyesi'ne başvurdum. O da olmadı. İstanbul'da? Öyle, İstanbul'da. Evet, evet. Burada da olmadı. Yani öyle. İki üniversite bitirdim, işsizlik evet, diyorsun. Evet, iki üniversite evet. Bitirdim, işsizlik. Maalesef Türkiye'nin bugün geldiği tablo bu, üzülerek ifade edeyim. Bir üniversite değil, iki üniversite bitiriyorsunuz. Normalde her yerde iş olması lazım. Normalde iki üniversite bitiren bir kişiye
istihdam açısından bütün kapıların açık olması lazım. Fakat şartlar, yaratılan şartlar, yani ortaya konan siyasi tercih bu şartları toplumun önüne koydu. Ve toplumun büyük bir kısmı, benim gördüğüm kadarıyla şu anda milyonlarca üniversite mezunu işsiz. Evet, Türkiye'deki işsiz sayısı da 10 milyonu aştı. Dolayısıyla sorun çok büyük. Siyasi iktidarın, yani bu ülkeyi 19 yıldır yönetenlerin bu soruna çözüm üretmesi lazımdı ama çözüm üretmediler. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmayın. Yani umutsuzluğa, daha gençsiniz. Umarım ailenizle beraber en azından belli bir süre bu olumsuzluklara katlanırsınız ama bir süre sonra bu tabloyu değiştirmek hepimizin elinde. Ve biz bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Üniversiteyi bitirip bir kişinin işsiz kalması 21. yüzyılda Türkiye'nin en büyük ayıplarından birisidir. Ne demek? Üniversite, bir kişinin üniversiteye gitmesi, üniversitede okuması, annenin babanın çektiği sıkıntı ve yaptıkları bütün fedakarlıkların karşılığında işsiz bir anne, çocuğu işsiz, anne ve baba çocuğa hala bakmaya devam ediyorlar. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ama aşacağız bunları, umutsuz olmayın. Ailenize de çok selamlarımı, saygılarımı söylerseniz memnun olurum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmak için umutları yarına da yeterli. Evet. İyi olacak bir durumumuz yok. 1984'ten beri ben yumurta tavukçuluğu ile uğraşıyorum. Evet. 6.000'de başladım. Şu anda 250.000 üretim kapasitesine ulaştık. İhracat 250 yapıyorum. Bin. Evet. İhracat yapıyorum yurt dışına. Evet. Ama şu anda 2020'nin Mart'ın 5'inde konkurtuda ilan ettik. Etmek zorunda kaldık. 18 ay her ürettiğimiz ürün her gün zarar ettik. 18 ay boyunca. 18 ay. Açık besli tesisimiz var. Tek bir kümeste 180.000 hayvan var. Evet. Kanatlı. Böyle olmasına rağmen para kazanamadık, konkurtuya gitmek zorunda kaldık. Şu anda benim yumurta fiyatları artık diyorlar da bilmem ne diyorlar da yani Allah son bir aydır başkan. Son bir aydır. 10. aydan bu tarafa oldu ama şu anda %30 yine son 2 haftadan beri %30 kayıp var. Evet. Basın çok üzerine gittiği için evet. Maliyetler, üretim maliyetleri çok yüksek. Aradaki aracılar kar marjı yüksek konuyor. Mesela ben şu anda toptan satışım 50 kuruş, tüketicinin marketten aldığı fiyat 80 kuruş, 1 lira arasında. Evet. Neredeyse %70, %100'e yakın bir fark, makas var arada. Serkan, kavarım, kavarım gitti. Kocalarımı okuttum, üniversiteyi okuttum. Atanamıyorlar, işsizim. EYT'ye takıldım. Yaşın gelmedi dediler, iş arıyorum, yaşlısın diyor. Şu çaresizliğimin resmine bana bir resim çektirdi, umudur şu. Lütfen rica ediyorum. 6 tane kız çocuğum. Evet. Korunlarım var. Allah bağışlasın. Okuttum, üniversite okuttum. Evet. Malım, mülküm, tarlam hepsi borca gitti. Tarım krediye, çöreye, süreye gitti. Çıkarım. Ben konfort açmıştım, belki bilirsiniz. Evet. Sosyal demokrat bir insanım. Evet. Ben ölürsem 6 ok 5 kalır demiştim. Evet. Lütfen beni öldürmeyin. Altok dışı düşmesin. Yürümeyeceğim. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. Değiştireceğiz inşallah başkanım. Pardon başkanım. İnşallah. Çekiyorum. Çaresizliğimize umut olun yeter. Çekiyorum. Bizim yanımızda. Başkanım, sizinle tanıştığımda çok memnunum. Sizi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Seni her zaman destekliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama ben sizin ne yapmam lazım? Varıyorum, iş büro varıyorum, iş yok diyor. Sosyal yardıma varıyorum. 10 milyon kişi var, işsiz. 10 milyon kişi. Ekonomik destek isterseniz belediye başkanı. Buradayım. Burada belediye başkanımız. Burada size her türlü desteği yapar. Sen oraya gidiyor. Burada söz veriyorum. Devletimden var ya, hani yardım istemiyorum. Bana bir iş versin. Şöyle süpürge, çöpçü. Vallahi çalışırım. Ama işsizlik var. 10 milyonu aşkın kişi işsiz. Az önce bir kız yaz geldi. İki üniversite bitirmiş. İki üniversite bitirdi. İşsiz. Hadi bir üniversitede iki üniversiteyi bitirir de işsiz oluyor. Ben iş arıyorum. Kolay şeyler şunu düşünmek lazım. 19 yıldır iktidar olan evet. Bir siyasi parti 19 yılda sonunda bu devlete 10 milyon üstünde işsiz yapıyor. Aynen öyle. Oturup bunu düşünmek evet. Ve bu sorunu çözmek. Aynen öyle.
Peki efendim. Sağ olun. Orada başkan bir arayı duruyoruz işte. Evet. Başkan yapacak. Evet. Allah kolay. Sizi de başkan olarak görmek istiyoruz başkan. Eyvallah. İnşallah. İnşallah. Her şey olacak. Olacak. Halkın da. Halkın hakemliği kadar demokrasilerde değerli bir şey yok. Evet. En değerli olan şey halkın hakemliğidir. Halkın hakemliğine başvuracaksınız ve oradan çıkan her karara da saygı göstereceksiniz. Evet Sayın Başkan. Bizim düşüncemiz budur. Tabii bu düşüncenin yanında iktidar olanların işsizlik sorunu çözmeleri lazım, açlık sorunu çözmeleri lazım, yoksulluk sorunu çözmeleri lazım, esnafın kazanması lazım, esnaf kazanacak ki üretici kazansın. Hepsi, çark dönsün. Elinde huzur olsun, evet çarklar dönsün. Dönsün, bunu çark isteriz, dönsün. Bunu arzu ederiz. Ben 4-5 yıl sana bir sahibim ama şu anda boş geziyorum. Bu devletin gidişi çiğdi. Değiştireceğiz. İnşallah. Hep beraber değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. İnşallah. Tamam abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Gel şöyle bir merhabalaşalım. Teşekkür ederim. Ben hayranınızım. Atatürkçüyüm. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. İnşallah doğru insanlar gelir başkanım. İnşallah. Gelecek gelecek. Yapacağız. İnşallah başkanım. Kırşehir'de yıktık. Türkiye'de yıkacağız. Allah'a emanet olun. Eyvallah. 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 Devam edin. Kaç satış yapmışsın? Bu defa gidiyorsun. Haydi ortalama. Ya o şeye bağlıyor. Talebe bağlı. Talebe bağlıyor. Evet. Biraz da mevsimine göre de değişiyor başkanım. Gerçek kampanya yaptı. Evet. Çamaşır, dolap, evet. Hediye falan verdi. Hadise canlandı. Evet. Şimdi de durdu. Evet. Tamam. Neyse inşallah hep canlı gider. Böyle diyelim. İnşallah. Öyle inşallah siz de. Herkesin kazandığı bir Türkiye güzel bir Türkiye. Tabii. Hiç kimse o kısımlar kapılmaz. İnşallah. Hepsi biraz daha şey. Belki en eski esnaflarından. Öyle evet. mi? Evet. En köklü. Garip bizde. Duayensiniz yani. Aşağı yukarı öyle de öyle. Biz de garip bitiyoruz. Evet. Şurada doğru. Bizim de yapacağımız üçbesi. Çünkü yaş itibariyle. Evet. Maşallah iyisiniz. Allah'a şükür olsun. Sağ olun. Maşallah. Efendim size hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Memnun oldum başkanım. Bütün haneye selamlarımızı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Acaba bu hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kira ödüyoruz maalesef. Dolayısıyla stopaj ödüyorsunuz. Muhakkak. Evet. Peki efendim, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyiyim, gayet iyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Adı Çöl Pazarı. Evet. İlginç bir isim. Evet. Nereden geliyor? Bizim bağlı bulunduğumuz 40-50 fare kursları vardı. Bunların genel ismi Çöl Köylüleri olarak geçiyor. Oradan 1927'de dedem gelip buraya mağaza açtık yani kaya tuzu, mazot, o tür şeyler satıyor. Böyle bir ziyarete başlıyor. Çöl Pazarı oradan geliyor. O ismi yaşatıyor. Yaşatmaya çalışıyoruz. İyi ya, güzel. 1939'da Çöl Pazarı oldu değil mi? Tabii 39'da çarşı yaptı. Aynı köylü olduğumuz için efendim biraz bir sahibi. Başkanım aynı köylü. Evet. Gayet güzel. Güzel bir başkanım. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir aşağı yukarı. Hemen hemen. Kira hiçbir yardım da almıyor. Evet. Yani bize verilmeden azından hiçbir şekilde. Ama kurtarmaz o yardımlar bizi. Hayır yardım kurtarmaz da niye verilmedi size? Vallahi bilemiyorum sen gene. O da verilmiyor. Basit usul. Muhasebesi basit usul. Ha basit usulü. O bize girmiyor. O evet. Bizim kapsamımız. Bunlar büyük defter olmuyor. Siz yevmiye defteri mi? Defteri kebir mi? Büyük yevmiye geçiyor. Büyük. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Sağ olun. Atlatacağız ama. İnşallah. İnşallah. Umudumuzu yönelik. İnşallah. Oldu. Oldu. Saygılar. Hadi, teşekkür ediyorum. Sizi uzaktan gördüm. Evet. Ben beyaz yüzünüz var. Sağ olun. Tertemiz yüzünüz var. Televizyonda da öyle görüyordum. Sağ olun. Allah işinizi rast getirsin. Amin. Hepimizin. Sayın Genel Başkanım, yani kazanımlar çok önemli. Evet. Kaybetmemek lazım. Evet. Üzerine evet. koymak evet. lazım. Şehrimiz de bu kazanımlardan bir tanesi. İnşallah sayenizde, sizin önderliğinizle Halle daha güzel. İyi yerlere gelecek. Hiç endişe etmeyin. Ben arkadaşlarımı da çok güveniyorum. Evet. Size daim dua ediyorum. Sağ olun. Başkanın seçilmesi, evet.
Orta Anadolu'da bizim için çok önemli bir çıkış kesinlikle. Noktası. Başkanımız da çok kıymetli. Başkan gerçekten evet. Yani bu bölgede bütün imkansızlıklara rağmen bir tarih yazıyor. Kesinlikle. İnşallah çok daha güzel olacak. İnşallah. Çevre illerde örnek alacaklar. Yani CHP'li bir belediye başkanı çalışıcı oluyor. Yani. Olur tabii ki. Tabii yani cebini düşünmeyip kesinlikle. De vatandaşı düşünürseniz her şey çözülür. Aynen öyle yani. Dürüst bir tarafta, evet. İşsizlik bir tarafta. Evet. Çok perişanız yani. Çok sınıf çekiyoruz yani. Yani yok. Geliri olacak ki alışveriş yapsın. Geliri olacak ki aynen öyle yani. Geliri olacak ki ayakkabı alsın. Geliri olacak ki efendim gömlek alsın. Elbise alsın. E bunların hiçbirisi yok. Herkes yok. Gerçekten herkes bir şey var. Çok perişan. Kan ağlıyor bu genel yani bakanım. Şuradan gelirken bile kaç tane işsiz yani. Kaç çok doğru. 10 milyon ya 10 milyon işsiz yani. Felaket bir şey yani. Bir yer ki esnaf ayrı yutturuyor, o kadar vergi geliyor. Esnaf dükkanını kapatıyor. Bizi kurtarın bari yeter. Bunu söylüyorum sadece. Biraz sabır. Sabır. Hepsini evet. Düzeltirsin. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bütün esnafları gezdiniz. Hepsini söyledi, hepimiz aynıyız yani. Hepimiz aynıyız. Tek umudumuz siz kalın. Başka bir şey demiyorum. Yani. Gözleyeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. Ben 50 yıllık emekli oldum. Biraderim emekli. Haydi işte. Sağ olun başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Sizi yakından görme şansımız oldu. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama yem çok yükseldi. Üre gübresi bundan bir hafta önce 2350 liraydı. Şimdi 3050 lira. Yanma ya. Çok fazla. Aşırı derecede oynama oluyor. Çiğ alamıyor şu anda. Çok iflas eden var. Hatta birkaç kişi de intihar dahi etti. İflas durumunda. Evet. Dışarıda bulundu. Başvurduk da bakacağız. Bir ben numarasını verdim. Bir sonuç gelmedi. Bir yaşıyorum. Bir kapatırız. Sağ olun. Allah razı olsun başarılı. Esnaf odalarına işlerlik kazandıracağız. Mesela nasıl olacak bu işlerlik? Söz gelimi bu fiyat artışı, bir aylık evet. Fiyat artışı. Buna göre de devlet enflasyon veya şey ayarlamasını yapsın. Evet. Yani biz bundan çok mağduruz. Sürekli zamlar geliyor. Sürekli zamlar geliyor. Esnaf odası da mesela işlerliğinin bunun üzerine atmasını lazım. Yani bomboş orada oturmanın bir alemi yok. Yani esnaf odaları, evet. Esnafın haklarını savunsunlar. Evet, aynısı. Dolayısıyla arka arkaya zam aynen. Geliyor, zamın faturası vatandaşa çıkıyor, evet. Esnaf malını satamıyor. Esnaf odası bunu hükümete bildirsin. Veya rapor halinde devlete bildirsin. Hiç olmazsa evet. Bu bir devlet için de daha iyi olur. Evet. Hani evet. Hangi hükümet olursa olsun tabii, fark etmez. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Söz veriyorum bunu aktarırsan. Oldu. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka burada sizinle aynı işi yapan dükkan yok galiba başka, değil biraz mi? Yukarılarda var da. Yukarılarda evet. Bu sırada yok yani. Yok. Evet. Biraz da aşiret ve köylü pazar şeysi evet. Gibi. Daha para evet. Endeksi değil, esnaf evet. Endeksi değil. Evet. Hayır işlerim. Sağ olasın. Siz çok teşekkür ederim. Hani sağ olasın. Işte. Yani yardımlar kesinlikle esnafa ulaşmıyor. Böyle mi ulaşmıyor? Ulaşmıyor, yok. Ulaşmıyor. Esnaf o önde çok mağdur şu anda. Evet. Öyle. Düzelteceğiz ama değil mi? İnşallah. Kimse umutsuzluğa kapatmasın. Temennimiz o. Düzelteceğiz. Biz hiç iyi değerlik başkanım. Hiç iyi değerlik. Biz yüzler insanlarız. Acaba işimiz yok. Devlet bakmıyor. İyiyim laf olmuş yani. İyiyim kelimesi. İyi misin? İyi. İyi değerlik. İyi miyim? Geçene de bakacak olursan hiç de öyle bir işimiz yok. Şey yok. Gerçeklik yok. Sana ne bakıyorsun?
Hasan abi. Ekmek yok, çalışma yok, iş yok, güç yok. Sade bu. 5 ay oldu, 9. ayda kapandı işlerimiz. Saat 2'şer saat, 3'şer çaldı. Ayak üstü. Düğün salonlarında, zaten belli merciler kişilerini koydu. Abdal abdallıktan çıkıp çok özür dilerim. Yani aptal değil, abdal. Pir Sultan Abdal kökünde gelen bu var kişilerimiz. Yemin ederim yani çok özür dilerim konuşayım. Bir hayvanın bile nesli tükenmek üzereyken koruma altına alıyor. Bizim nesil kalmadı. Şu kişilerden başka yok. Bizim evlatlarımız, çoluklarımız, çocuklarımız okuda mı yok? Okusana bile dahi gördüm ne bunu şununla yapacağız. Kazanacağız da yapacağız başkanım. İşe baktığımız gün. Ben de bir şey alamıyorum ki kazma pirav alıp çalışamıyorum çünkü görmedim. Benim şeyim ne? Saz çalmak, davul çalmak, düğünleri eğlendirmek. O adamlar bize saygı duyar Kırşehir olarak. Biz onlara saygı duyar. Saygı çerçevesinde güzel işlerimizi yürütüyor. Bunlar da böyle bitince ben de Kırşehir'e sayın başkanım. Bir kar yağar fakirlerin üstüne. Neden melek inanmıyor fukaranın sözüne? Öldük öldük biz açlıkta, etme Allah. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Gittiği yerde bir çıkmaz yok çıkıyor. Allah işinizi rast getirsin sayın başkanım. Allah işinizi rast getirsin. Allah işinizi rast getirsin. Şimdi siz bir protokol insanısınız. Biz abdallar gönlü geniş insanlarız. Burada biz size memleketimize geldiniz. Bir kendi evlerimizde, hanemizde, büyük kötü bir çadırımız, evimizde de var, bir minderimiz var. Bir çayımız, kahvemizi ikram etmeye inan canı gönülden isterim. Yani bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bizde koltuk diye bir şey var. Büyük kötü bir minderimiz olur. Onun üstünde oturur. Biz de koltuklarımızda bir yerde büyüdük yani. Allah aşkına rast geçelim. Sizin yaşadığınız şartlarda ben büyüdüm. Eyvallah. Benim saraylarda yaşamak gibi bir geleneğim yok, bir arzum da yok. Eyvallah. Siz bu ülkede vatandaş nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşarım. Yaşıyorum da. Siz sanmayın sadece buradaki abdalların zorluğu var. Dün İstanbul'da ben yine sanatçılarda bir arada. Onlar sizin yaşadığınız dertlerin aynısını yaşıyor. Aynısı. Onlara da söyledik. Size de sahip çıkmış. Onlarınkini bilmiyorum da bizimkisi herhalde bizim gördüğümüzde birazcık daha acı.